geçiri ver şuradan. Tamam mı? Yok. Tamam, kitle. Kitle kitle. İyi akşamlar.
arkadaşlar, İzmir'de güzel yağmur yağıyor. Eldivenlerimizi de test etmiş oluyoruz. Bir tane de eldiveni direkt görsün diye diğer kamera modelime taktım. Gördüğünüz üzere. Öteki sevmediğim eldivenin bir güzel yanı vardı. Yağmur silecek şeyi vardı bu baş parmağında. O çok iyiydi. Ve kullanıyordum da. Bunu da biraz açtım. Vizörün arka tarafına da yağmur suyu girdi. Öyle olunca iş bombok oldu şu anda. Vizör yarım açık. Yani yarım bir parmak açık. Bir tık açık diyeyim. Öyle gidiyorum. Buhar yapması, kafamı öne eğdiğimde yağmur suları aşağı doğru daha iyi akıyor. Ama şu anda elimde bir ıslaklık yok. Önemli olan ellerimizin ıslanmaması. Kendimiz ıslansak da. Bakalım. Ama üstüm su geçirmez yani. Şu anda bir sıkıntı olmaması lazım. Eve gidince göreceğiz. Yaş mı kuru mu? Belki yeni arkadaşlar bilmez, yaş mı kuru mu deyince aklıma geldi. Eskiden cebimizde para, cep telefonu bir şeyler olmadığı zaman, ondan sonra bir kiremit, bir taş parçası bulup düz bir şey, bir tarafına tükürürdük. Birinciyi ya da bir şeyi seçmek için yazı tura yerine yaş mı kuru mu yapardık. 80 doğumlar bilir. Şu anda benim de ön taraf yaş, arka taraf kuru. Beni yere atsam bilmiyorum ne tarafa düşeriz. Yavşak. Testini yaptık. Kesinlikle su geçirmiyor. Onda mutabıkız. Buralar ıslandı. Sabit tuttuğum yerlerde sıkıntı yok. Şuralara su emdi ama için bir kuru. Yani içinde bir ıslaklık yok. Bazı yerlerinde ıslaklık var ama içi kesinlikle kupkuru. Eldivenlerin dış yüzeyi ıslak, suyu emmiş. Ama içine geçmemiş. İçinde bir sıkıntı yok. Ama eldiveni kurutmak lazım. Dün de ıslanmıştı. Kurultu video çekememiştim. Ve eldivende herhangi bir sertleşme ya da deforme falan hiçbir şey yok. Yani kurulduktan sonra aynı şekilde kullanabiliyoruz. Böyle yani eldivenler su geçirmemezlikte başarılı. Kesinlikle geçirmiyor.